Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Rampage'in harika bir işlemci soğutucusunun kutu açılımını ve teknik detaylarını sizlere anlatacağım arkadaşlar. Neden böyle bir karar aldığımı da sizlere açıklayacağım. Öncelikle bu görmüş olduğunuz işlemci soğutucusunun fiyatı 178 TL gibi fiyata ben vatandan satın aldım arkadaşlar. Aslında amacım satın almak değildi. Benim kullandığım bilgisayarın işlemcisi i5 9. nesildi arkadaşlar. 9400F'di hatta modeli. Onun ben stok soğutucusunu, yani içinden çıkan stok soğutucusunu kullanıyordum. Zaten birçoğumuz da öyle yapıyordur. Ama video edit yaparken, render alırken veya işte Photoshop'ta, Premiere'de video düzenlerken, edit yaparken sürekli donuyordu, kasıyordu. Hatta bazen uygulamalardan atıyordu. Oyunda da aynı şekilde çok yüksek ayarlarda oynatamıyordu bu işlemci. Çok ısınıyordu, böyle fanı aşırı derecede hızlı dönüyordu. Ben de o yüzden bilgisayarı aldım, vatana gittim. Onlar da baktılar ve işlemci stok fanının yetersiz geldiğini söylediler bana. Ve haklıydılar, gerçekten de yetersizdi, yani küçücük bir fandı. Zaten şimdi bu kutunun içerisinde o, onu da göstereceğim sizlere. Yani bu kutunun içerisinde işlemcinin kendisi yok, onu bilgisayara taktım. Ben birazdan da bilgisayarda göreceksiniz zaten. Ne yalan söyleyeyim, arada çok bir fark olacağını düşünmemiştim ben. Hani bunu tamam alalım dedim, bunu aldım, taktırdım orada. Ama gerçekten çok muazzam bir fark elde ettim arkadaşlar. Gerçekten 10 numara fiyatının hakkını veren, hatta en iyi fiyat performans işlemci fanı diyebileceğim bir fan şu an karşınızda arkadaşlar. Rampage Iceberg Lie kod isimli bir işlemci soğutucu fanı karşınızda şu anda. İsterseniz bunun hemen özelliklerini anlatayım ve kutu açılımını, yani kutunun içerisinde ne çıktığını gelin bir birlikte bakalım. Şimdi öncelikle kutu üzerinde bütün özellikleri yazıyor görmüş olduğunuz gibi. Şuradan başlayalım biz en ön tarafından. 3120 mm bir fan karşımızda. 1500 RPM hızında dönebiliyormuş arkadaşlar bu fan. Hemen yan tarafına baktığımız zaman burada bize 120 mm korona fan olduğunu görüyor. LED ışıklı. Intel ve AMD uyumlu olduğunu gösteriyor. Bizler her işlemcinin üzerine de takılabiliyor yani. Ve bir de birkaç daha özellik var. Ben bunlardan açıkçası pek bilmiyorum. O yüzden sizlere bir şey anlatamam. Aynı şekilde yan tarafları var. Daha sonra burada Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Rusça ve bir de tabii ki Türkçe var. Burada bütün özelliklerini görebiliyorsunuz. Mesela boyutları 124.5x84x148 mm olduğunu görüyoruz. Fanın boyutu 120x25 mm ve rulman tipi hidrolik bir rulman olarak kullanılmış. Fan hızı ise 1000 ile 1800 RPM arasında çalıştığını burada bizlere gösteriyor. Şöyle biraz daha yakından görün siz de. Şimdi kutuyu açalım isterseniz. Kutu bu şekilde arkadaşlar. Tabi burada bir de şu fanın kendisi çıkıyor. Ama ben bilgisayar taktırdığım için onu sizlere şu an gösteremiyorum. Zaten birazdan bilgisayar başına geçince göreceksiniz. Burada kullanım kılavuzu, nasıl takılacağı falan gösteren bir kağıtçık var. Onu sizlere hemen göstereyim. Şöyle nasıl montaj yapılabileceğini sizlere gösteriyor burada. Eğer bilmiyorsanız buna bakmanızda fayda var. Ve bir de arkadaşlar şuradan termal macunumuz çıkıyor. Gördüğünüz gibi termal macun burada, yine içinde azıcık da olsa var. Yani bir kere daha sıkmalık işimi görür. Onun dışında kutuda başka bir şey yok görmüş olduğunuz gibi. Şimdi benim kullanmış olduğum stok soğutucu buydu. Yani benim aldığım işlemcimin Intel Core i5 9400F'in içerisinden çıkan stok soğutucu bu. Gayet de güzel kazımışlar bu termal macunu da buradan. Şimdi peki ben neden buna geçtim, size tekrardan kısaca anlatayım. Oyun oynarken oyunlarda droplanma, donma, kasma, aniden böyle bir FPS düşmesi. Çünkü işlemcinin gücü %100 olarak kullanılıyordu. Bu gerçekten fazla. Ve böyle olunca çok ısınıyordu. Çok ısındığı için de bu fan daha hızlı dönmesi gerekiyordu. Daha hızlı dönemeyince de doğal olarak işlemciyi soğutamıyordu. O yüzden donma kasma gibi şeyler meydana geliyordu. Özellikle Premiere gibi uygulamalarda arkadaşlar. Ben bunları çok yaşadım. O yüzden artık gına geldi. Ben de gittim vatana, bu sorunları anlattım. Onlar da teknik bir şey olmadığını söylediler. Sadece stok fanın değişmesi gerektiğini söylediler. Ben de şu görmüş olduğunuz fanı taktırdım bilgisayara. O bundan çok çok daha büyük, yani neredeyse 2 kat arkadaşlar. Eğer sizin de bilgisayarınızda bu gibi sorunlar varsa gidin kesinlikle şu işlemci fanını gidin alın arkadaşlar. Gayet çok memnunum. Tabii bütçeniz varsa daha da iyisini alabilirsiniz. Hatta sıvı soğutmasını falan da alırsanız tabii ki iyi olur. Ama bu benim size şimdi kutu açma olarak gösterdiğim sistemde gayet işinizi fazlasıyla görecektir diye düşünüyorum ben. Yani 5-10 derece düşmeler yaşadım oyunlarda. Özellikle Premiere Pro'da bütün donma kasma, hatta uygulamadan bile atmıyor artık. Onun dışında oyunlarda mesela Cyberpunk 2077 gibi oyunlarda donma kasma artık meydana gelmiyor. Işığın izleme grafiklerini, yani ray tracing grafiklerini açarak oyunu rahat bir şekilde oynayabiliyorum. Hiçbir şekilde donma kasma veya droplama meydana gelmiyor arkadaşlar. Ama bu görmüş olduğunuz arkadaş beni gerçekten çok bıktırdı. Yani bunlar işlemciye genellikle yetersiz geliyor. Zaten kutunun içerisinde hiç yoktan iyidir diyerekten koyulan işlemciler bunlar. İsterseniz bu kadar konuşma yeter. Şimdi bilgisayarın başında geçebiliriz.
tell you what I think about all this. Isınma zamanı. İndirdim. Tamam. Sorun ki... Alınmacayı... İyi bilirdim. Well, hey there, partner. Come take a look at this.
How you doing today? Yeah, you see this here?